kardeşlerim benim. Hadi bakalım. Kaldığımız yerden devam ki. Kusura bakmayın ya. Bir mesaj gelince ona baktım hemen. Geldim, yakaladım sizi geri. Şimdi kardeşlerim. Kaldığımız yerden devam ki. Şuradayız. Şimdi. Şöyle aldım hemen. Evet. Şimdi abi tanrılar dediğim zaman, küçük tanrı dediğim zaman büyük yazacak. Bu muhabbeti anladık. Ve şu ana kadar işlediğimiz her yerden farkındaysanız ÖSYM'de soru sormuş. Peki kardeşlerim gelelim Van Gölü, Van Kalesi bilmem ne muhabbeti. Abi ben ilk öğretmenliğe başladığımda bunu şöyle anlatıyordum. Eyvallah. İşte dünyada tek bir tane varsa büyük, her yerde bulabileceğim bir şey ise küçük. Mantıklı. Ama Eyfel Kulesi her yerde var. Yani yemiyor bazıları. O zaman biz de nasıl anlatıyor kardeş? Taşıyıp taşıyamadığına bakacağım. Nasıl? İşte annem artı eksi koy yeter. Van Gölü bir yerden bir yere taşıyabilir miyim? Söyle bana. Bir yerden bir yere taşıyabilir miyim Van Gölü'nü? Taşıyamam. Doğru mu kardeş? Taşıyamadıkları nasıl yazılacak? Direkt yapıştı. Büyük. Ama Van kedisini bir yerden bir yere taşıyabilir miyim kardeş? Taşıyabilirim. Taşıyabildiklerim küçük. Yani mevzu bir şeyi taşıyıp taşıyamamanda. Taşıyabildiklerin küçük, taşıyamadıkların büyük. Devam. İngiliz anahtarı. Bir yerden bir yere taşıyabilirim. Koy çatara. Gezdir. Küçük. Eyfel Kulesi. Hadi taşı da göreyim. O zaman büyük. Şimdi sorduklarıma büyükse artı, küçükse eksi koyun. Hazır mısınız? Başlıyorum. Örneği unuttum lan. He tamam. Hindistan cevizi. Çok iyi. Küçük. Taşıyabilirim. Devam. Antep fıstığı. Küçük. Maraş dondurması. Çok kız böyle. Hocam diyor dondurmayı nasıl taşıyacağım? Erir salak. Alacağım. Yaraya gideceğim işte. Vuracağım ağzına. Niye taşıyamıyorum? Devam ediyorum. Muş Ovası. Haymana platosu. Çöl tilkisi. Çok iyi. Uap. Sonra dur. Bak bir anımı anlatacağım sana. Sonra dedim ki, Hint maymunu dedim. Nasıl yazılır dedim sınıfa. Sınıf dedi ki küçük. Oh dedim tamam içime siner dedim notu yazdırayım. Tahtaya döndüm notu yazdıracağım. Kızım biri kalktı arkadan. Hiç unutmam İpek. Hocam ben anlamadım. Sıçtık. Başka yöntem kalmadı anlatabileceğim. İçimden diyorum ki ne anlatayım şimdi ben bunu? Daha nasıl anlatabilirim ki diyorum. Demeye kalmadı. Hakan diye bir çocuk önden kalktı böyle yaptı. İpek sen mal mısın dedi. İçimden şey geçti. Hay ağzını öpeyim lan diye. Resim geçti. Demedim tabii ki de. Sonra da döndü. Ne oluyor lan dedim ben. Lan ne oluyor dedim. Vay arkadaş. Sonra kız döndü böyle. Ne var ya anlamamış olamam dedi. Hakan döndü. Neyi anladın lan bu zamana kadar dedi. Lan ne oluyor diyorum ben. O ara önde ispikçi bir kız var böyle. Hocam dedi onlar dedi eski sevgili dedi. 2 hafta önce iki rengi değişti. Olayın değişik bir versiyonu var. Ama hala kavga ediyor. O diyor ki neyi anladım, ben niye anladım falan filan. Abi ne oluyor diyorum. Hiç araya girmedim hacı. Araya girmem. Kenarda beklerim. Niye? Araya girdiğin anda dayağı yersin. Çünkü onlar barışır. Çiftlerin azarım. Sonra kötü sen olursun. En son enişemle teyzemi barıştırdım. Enişem arkamdan şey dedim. O götüye yakına söyleyin. Onun yüzden barıştık. Onun yüzden ayrıldık zaten demiş. Lan! Arada ben çırağa çıktım. Neyse abi Hakan şey diyor. Yoluna halılar senin insanlar. Neyse o ara. Kız şey dedi. Ne var ya anlamadım dedi. O da dedi ki ben anlatayım da anla dedi. Anlat nasıl yapacakmışım dedi. La, Hakan diyor ki adam anlatıyor ya diyor. O ara gülerken millet biri yere düştü. Kilolu bir kızımız var söyleme sahip. Yere düştü. Kimse de kızı kaldırmıyor. Kız yerde gülmeye devam ediyor. Herkes ona gülüyor. Sınıf acayip bir atmosferde. Kızı kaldıracağım ben de gitmiyorum kaldırmaya. Niye? Kaldıramam. Gücüm yetmez. O beni yere çeker. Beraber yatarız. Olmaz. Neyse. Hakan dedi ki kızım sen mal mısın dedi. Adam diyor dedi bir yerden bir yere taşıyabiliyorsan dedi. Küçük dedi. Kız ne dedi biliyor musun? Bak Allah belanı versin. Ya ben onu anladım dedi. Bir de böyle konuşuyor. Gratisyen yeni çıkan kız modeli. Allah belanı var ya. Verdiği cevap öğretmenlik hayatımın nirvanası. Bundan daha üstünü görmedim. Şöyle bir cevap verdi Hakan'a. Onu anladım dedi. Ama dedi maymun ağırdır taşıyabilir miyim? Onu düşünüyorum dedi. Senin Allah belanı vermesin. Bunu söylediği anda Hakan'a döndüm. İçimden iki cümle geçti. Bir, bula bula bunu mu buldun salak? İki, arkadaşlar bu dünyada herkes çocuk yapmak zorunda değil ya. Gerçekten değil. Hakan ne dedi biliyor musun? İpek sen malsın şöyle yap dedi. Yerden kaldırabiliyor mu? Ona bak dedi. Anladım dedi oturdum. Lan aynı şeyi ben söylesem adam sapığa çıkar Allah belanızı vermesin ya. Düşünsene. Hakan sınavdasın. Soru geldi gözetmen karşıda. Hakan'ın iki yöntemi var. Kalemi bırak kanka. Şunu yap. Ya şu ya da şu. Gözetmen o anda gözetmen surat ifadesini düşünemiyorum kanka. Böyle bir şey yok. O da abi bunlar bir de bir şey söyleyeyim mi? İpek okul öncesi öğretmeni atandı. Hakan sınıf öğretmeni salak atanamadı. Barıştılar. Ya barıştılar. İnşallah çocuk yapmazlar. En büyük temenni yaparlarsa inşallah Hakan'ın genleri daha ağır basar. Kardeş şimdi bak buradan ÖSYM iki tane soru sormuş. Marmara Denizi derken denizin D'sini küçük yazdı ama büyük yazılacaktı. 2011 taşıyamadıklarım büyük. Roma sikkesi para olan sikke S'yi büyük yazmıştı ama küçük olacaktı. 2014 lisans sorusu kardeşler. Dikkat et. Şimdi buradan soru sorun. Bazıları şey diyor benim için mesela duyuyorum ben. Şey diyor ya aman saçma saçma şey. Abi ne saçması? Senin saçma dediğin yerden iki tane soru gelmiş. Doğru mu Celal Baba? Ha. Bitti. Osmanlı sikkesi. Sikkeyi bir yerden bir yere taşıyabilir miyim? Taşırsın canım. Taşıyabiliyorsan küçük. Tamam o zaman. Bitti. Ankara Kadesi bir yerden bir yere taşınır mı? Taşınmaz. O zaman nasıl? Büyük. Bitti. Bu kadar basit yoldan anlatıyor. Vallahi iyiymiş la mantık. Bitti. Hareket şu. Taşıyıp taşıyamadan. Senin hareket neydi? Bak hala. Evet. Benim bıyıklar boya mı değil mi bak? Şimdi sana bunu yetiştiren arkadaşlar her kimse ben o arkadaşlarla özel göreceğim. Celo sarhoştu hatırlamıyorum. Sen abi hak Teala'dan böyle. Bir şey diyeceğim. Buna inanma ha. Sen benim kremlerimi mi anlatıyorsun evde? Kremleri oğlum kaç tane kremim var senin? Arkadaşlar Celal abi de dediklerine inanmıyorsunuz. Anladın mı? Sakın inanmıyorsunuz bak. Yok kremleri var falan. Öyle şeyler yapmam. Ben öyle bir insan değilim. Sadece tek kullandığımız şey bizim. Allah'a çok şükür. Tıraş kolonyası. Şimdi geldik şurada. Evet. Şimdi kardeşler. Ütü yaptırıyorum. Ütü yaptırıyor evet kardeşler. Ütüleri ben yapıyorum. Ya ona feda olsun. Şimdi gel. Burayı anladık. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Şu kural var kardeşler. Şimdi şu kuralı anlatacağım ama şimdi Boğaz Köprüsü derken eyvallah. Şimdi Boğaz Köprüsü derken kardeşler ya büyük yazılıyor. Gelenek ayrılıyor. Ama şöyle bir ince bir detay var orada. Köprümüz bizim köprümüz. Platomuz bizim platomuz. Kardeşlerim birinci kişi aitlik eki varsa o zaman gelenek ayrılmaz. Bana şöyle yazar mısınız lütfen? Birinci kişi aitlik eki varsa gelen ek ayrılmaz. Şimdi gel. Ay, dünya ve güneş. Kardeşler burası da 2020 yılında çıktı. Şimdi ay, dünya ve güneşi gezegen anlamında bana örnek olarak kullanabilir misin? Ama gezegen olarak geçin bana cümle kur. Ben de şu camı açayım kardeşler. Bana bir gezegen anlamında kullan bunu. Coğrafi terim olarak kullan cümlede. Kullan. Güzel. Ay, dünyanın uydurup kurabildiğimiz tek cümle. Allah belanızı vermesin sizin ya. Çok iyi. O zaman gezegen anlamındaysa büyük. Ama sen benim dünyamsın. Sabahlarıma doğan bir güneşsin diyorsa bunu nasıl yazacak kardeşim benim? Küçük yazmak zorunda. Neden? Çünkü yalan Kardeşler biz bunu bekliyorduk ama bu kolay bir soru olurdu. ÖSYM'nin 2020 yılında bize sorduğu soru şu: uzay. Bakın normalde kıymetli kardeşlerim, gezegen adları büyük yazılır. Ay, dünya, güneş, gezegense büyük yazılır. Bütün gezegen adları büyük yazılıyor. Ama sadece uzay küçük yazılıyor. Yani ÖSYM'de gitti bunu sınavda sordu. 2020 sorusu kardeşler. Alın notunuzu. Alın notunuzu. Uzay sözcüğü daima küçük. Bütün yıldız ve gezegen adları büyük. Sadece uzay küçük. Yok kalsın, ben bir havalansın dedim ya. Çok sıcak oldu. He, klimaları kapattım. Yok kalsın, kapatsın. Şimdi çok rüzgar var lan. Acayip. Ankara sıcak diyorlar bize. Şimdi benim beklediğim iki tane yer var kardeşler. Şimdi peki bu iki yer ne? Bak bu iki yer şu. Bir, kardeşlerim, Göktaşı ayrı. Bak, Göktaşı ayrı. Zaten 2020 sınavında seçeneklerde de vardı. Göktaşı ayrı. İki, bakın coğrafyacılarda da bazen sıkıntı olabiliyor yazarken. Yanlış yazıyor adam. Alacakaranlık ayrı kardeşlerim. Kızım diyor ama hocam diyor et fırt, ağzını burnunu kırar ben. Fırt mırt anlamam. Alacakaranlık ayrı kardeş. Ben anlamam film adı bilim adı. Alacakaranlık ayrı. Bit git. Bu kadar. Bak bir sayfada sana 4 tane 5 tane madde anlattım. Burası ÖSYM'in en sevdiği yerdi. Şimdi bana bu sayfadan sorusu olan var mı? Anlamadığı yer olan var mı? Dürüstçe. Var mı? Çok iyi. Şimdi dur. Dur. Şimdi bu sene ne geldi kardeşler? Doğu batı geldi. Değil mi? Sinemciğim, Boğaz Köprüsü'nü derken ayrılır ama Boğaz Köprümüz derken ayrılmaz kardeşim benim. Tamam mı? Ha. Şimdi kardeşler gelin şimdi soruları her sene nasıl tutturuyorum onu göstereceğim size. Hazır mısınız? Ekranı görebiliyorsunuz değil mi? Şimdi ben soruları nereden tutturuyorum? Bak yazıyorum, ekranı görüyorsunuzdur. TDK imla kılavuzu yazdım. Bir gelsin önümüze. Şimdi yazım kuralları dedim. Tıkladım. Büyük harflerin kullandığı yerler dedim. Tıkladım. Bak şimdi. Bu bir şey yapınca büyüyordu ya. F4 müydü? Bir şeydi. Kontrol 4 olmadı. Optimum 4 olmadı. Component 4 olmadı. Büyütüyorduk bir yerden de. Onu bulamadım şu anda. Şimdi kardeşler. Ha, F11. F11. Olmuyor. Bende olmuyor. Bende şurada var. Pardon. Buldum. Tamam. Şöyle basayım bir. Şöyle bak. Yok olmuyor. Kardeşler benimki şey ya. Windows değil ya. Benimki muhtemelen tuşları başkadır. Ben de bilmiyorum. Evet. Windows kullanmıyorum çünkü ben. Şimdi gel 11. Bak 10. maddeden başlayalım. Biz 2019'da neye tutturmuştuk? Din ve mitoloji. Bak ne diyor? Din ve mitoloji adları büyük yazılır. Allah, Tanrı ve ilah büyük. Bak şurada. Doğru mu? Doğru. Yunan tanrıları. Bu bir. 2019'da burası tuttu. Sonra geldim. Bir sene sonra uzay sorusu. Bakın bütün her şey büyük yazılır diyor. Gezegen ve dünya adları büyük. Buradan geldi. Bak 2019'da sordu. 2020'de sordu. Buradaki sıra neyse TDK'da da aynı sırayla gidiyor. TDK'da bir sonraki düşünce, hayat tarzı ve politika bildirinde doğu ve batı kelimeleri büyük yazılır. Doğu mistisizmi, batı medeniyetleri. Yani yine ÖSYM buradaki sırayla bak. 10. madde 2019'da. 11. madde 2020'de. 12. madde 2021'de soruldu. Şimdi benim soruları nereden tutturduğumu anladın mı? Ben bunu soru yazarken fark ettim kardeşler. Şimdi bu yıl sırada ne var? Bak şu ikisi. Yer adları büyük. Ama il, ilçe, köy, kasaba küçük. Kardeşlerim, benim bu sene beklediğim soru bu. Uzungöl Beldesi. Şimdi şöyle yazar mısın? Tahminimizi yapalım. İnşallah geçen yılki gibi tutar. Şöyle de nota. Nota şöyle de. İl, ilçe, köy, kasaba küçük yazılır. İl, ilçe, köy, kasaba küçük yazılır. Örnek olarak Etimesgut ilçesi, Uzungöl Beldesi. Etimesgut ilçesi, Uzungöl Beldesi. Yazabildik mi kardeşlerim? Peki tek bir şey soracağım. Kardeşler, bunun böyle olduğunu biliyor muyduk? Peki Aker hocam ya, sizin tahmininiz var mı? Hemen şunu bir kapatayım kardeşler. Sizin tahmininiz var mı? Benim bu seneki tahminim Uzungöl Beldesi gelecek. Neden? Kardeşler, bakın ne göstereceğim. Gel bak ne göstereceğim sana. Şurada Uzungöl Beldesi vardı. Bu çıktı mı? Çıktı. Bu doğruydu. Bakın aynı sorunun cevabı ne? Aynı sorunun cevabı. Çıkmış soruda da var. Ya. Ya daha ne yapayım? Ödevini ver. Motivasyon konuşmasını yap. Dersini anlat. Kısa yolunu ver. Ne yapayım daha? Lanet olsun. Şu an ego yaptım ya. Ego tam. Şu an devam ediyor. Şimdi kardeşler buraya dikkat abi. Gözünüzü seveyim. Şimdi gelelim şuraya. Vallahi kusura bakmayın, ben sizi ders konusunda çok beklettim. Özür diliyorum çok çok. Ama beklediğimizi umarım değmiştir. Çünkü inanın çok yoğun derse giriyorum. Bu da benim hatam. Şu an herhalde bir 90-95 gruba giriyorum. Grup olarak giriyorum. Saat olarak değil. Ama yavaş yavaş azaltacağım derslerim ben de. Gerçekten yoruyor artık. Şimdi kardeşler. Eyvallah. Şimdi gelelim şuraya. Burayı da bir işleyelim diyorum ben. Ama anlamadığınız yeri sorun zaten. İyi gidiyoruz. Türk Dil Kurumu'nun derken kardeşler, gelenek ayrılmaz. Sosyal Sigortalar Kurumu'nun derken gelenek ayrılmaz. Kurum ve kuruluş adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. Tek istisnamız var. O da Avrupa Birliği. Sadece Avrupa Birliği'ne gelen ek kesmeyle ayrılır. Diğerleri ayrılmaz. Dur. Bizim soru çözerken en çok zorlandığımız yer. Atıyorum Atatürk Lisesi'ne. Hocam ayrılacak mı diyor. Atatürk İlköğretim Okulu'na. Hocam ayrılacak mı diyor. Ya da işte etnografya müzesine. Kardeşler, müze, okul, lise, bunlar da kurum adı değil mi? Kurum adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. Kurban olurum sana. Şöyle not al. Kurum ve kuruluş adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. Tek istisna Avrupa Birliği. Ayrılmaz. Tek istisna Avrupa Birliği. Şimdi gelelim şuraya. Bir de bunların kısaltması var. TDK, SSK, OMÜ. TDK'nın, SSK'nın, OMÜ'nün gelen ekler sondaki ünsüze ya da sondaki ünlüye göre gelecek kardeşlerim benim. Doğru mu? Var mı bir sıkıntımız? Doğru mu burası? Hah, güzel bak. Yaren direkt yakaladı. Kübra. K değil ki cahil. Sen alfabeyi A-B-C-A diye mi öğrendin lan? TDK'nin, SSK'nin, TSK'nin diyeceğim. Kurban olduğum sana. İstisna TSK'ydı Meryem ama artık o da kaldırıldı. TSK. Hepsi K ile yazılacak, tamam mı? Yani hiç gücenme, direkt şunu yaz kanka. Aynen geçen akşam bilgi yarışmasında sordu kanka. Çok iyi. Şöyle yaz nota. Hiç gocunma yaz. Türkçe'de K diye bir ses yoktur. Türkçe'de K diye bir ses yoktur. Türkçe'de K diye bir ses yoktur. Şimdi kardeşlerim gelelim şuraya. Bizim bir de kısaltmalarımız var. Ben özür dileyerek şunu söyleyeceğim kardeşler. Şuraya kadar işleyip burayı da işleyip burada bırakmak istiyorum en azından. Olur mu? Yani şuraya geçersem çünkü konu çok uzun sürecek. Yani bir yarım saatimi alır. Şurayı yapıp bitirelim istiyorum. Olur mu? Gel. TL. Kısaltma büyük harfle yapıldıysa gelen ek kesmeyle ayrılacak. TL'nin sondaki ün ya da ünsüze göre gelecek. Bunda herhangi bir problemimiz yok kardeşlerim. Ama kısaltma küçük harfle yapıldıysa gelen ek noktayla ayrılacak ve ek uzun okunuşuna göre gelecek. Kuruş, un şeklinde. Notu yazdıracağım. Devam edelim. Yüzyıl. Kısaltma küçük harfle yapıldı. Gelen ek noktayla ayrılacak ve ek uzun okunuşuna göre gelecek. Yüzyılın ve benzeri. Gelen ek noktayla ayrılacak ve ek uzun okunuşuna göre gelecek. Ve benzeri ne? Burada tamamız. Kısaltma büyük harfle yapılıyorsa gelen ek kesmeyle ayrılıyor. Yukarıda öğrendik zaten. Kısaltma küçük harfle yapılıyorsa gelen ek noktayla ayrılacak. Ek uzun okunuşuna göre gelecek. Ama ağırlık ve uzunluk birimlerine gelen ekler kesmeyle ayrılır. Hayda. Lakin hocam bu da küçük ya. İstisna kardeşler. Normalde küçük harfle yapılan kısaltmalara gelen ekler noktayla ayrılıyor. Ama bunlar kesmeyle ayrılıyor. Yine Yaren'in de dediğine göre haklısın. Ekler yine uzun okunuşuna göre santimetreye, kilogram a. Değişen tek şey aradaki işaret. Şimdi sana bir soru soracağım. Bakalım ne kadar anladık? Kardeşler metre derken kesme mi nokta mı? Gelenek. Kesme. Vesaire nokta mı kesme mi? Nokta. Ama şöyle bir istisnamız daha var kardeşler. Onu da vereceğim. Sonra not yazdıracağım. Metre kare ya da santimetre küp. Üstü sayılarda asla hiçbir işaret olmaz. Direkt yanına yazarsınız okunuşuna göre. Şimdi oldu mu kardeşlerim benim? Tekrar edebilirim anlamayan varsa ama. Önce notu yazdırayım mı? Şöyle yaz bana. Küçük harfle yapılan kısaltmalarda gelen ek noktayla ayrılır. Ağırlık ve uzunluk birimleri kesmeyle ayrılır. Ve üstlü sayılara gelen ek hiçbir işaret olmadan yazılır. Yazabildik mi kardeşlerim? Tabii ki. Küçük harfle yapılan kısaltmalarda gelen ek son. Üstü sayılarda hiçbir işaret olmaz kardeşim. Ek direkt yanına yazılır. Yazabildiniz mi? Eyvallah. Kardeşlerim. Şöyle söyleyeyim. İnanılmaz güzel bir gündü. İnanılmazdı. Ben izin verirseniz eğer sizi hikayeme de atmak istiyorum. Ama onun öncesinde ben şöyle bir şey söyleyeyim sizlere. Onun öncesinde gerçekten çok iyi bir grupsunuz. Çok iyi bir grupsunuz. İnanılmaz keyiflisiniz. Onu baştan söyleyeyim. Ve en büyük şey de şu. Asla içinizde en ufak bir ters bir adam yok. Bu çok güzel bir şey. Ve derslerin çok eğlenceli olacağını da düşünüyorum. Aynen bu şekilde gideceğiz. Yazım kurallarından hiç kalem oynatmayın. Yazım kurallarında estağfurullah. Biz de eyvallah kardeşim. Yazım kurallarında bir şey yapmayın. Biz bir bitirelim. Ondan sonra ben size zaten söyleyeceğim. Ama hafta hafta gideceğiz. Yetişecek her şey. Hiç merak etmeyiniz. Ve dil bilgisi bittikten sonra bir soru çözümü yapacağım. Karma soru çözümü ama zaten ünite sonlarında yapıyorum. Bir de dil bilgisi bitince karma soru çözeceğim size. Tamam mı? İl ilçe daima küçük yazılır. Ek ders durumları olacak mı genel tekrar gibi? Yani ek ders dediğin Yarencim, ek ders şöyle olur. Eğer konu yetişmiyorsa ya da grubun dersleri yetişmiyorsa ek ders o zaman koyulur. Yani bizim ek derslik bir durumumuz olmuyor. Son konular bitince tekrar amaçlı. Zaten genel tekrar yapılacak ya size. Ama dersin içerisinde ne dedim az önce? Dil bilgisi bitince dil bilgisinin sonuna karma bir soru çözümü yapacağız zaten. Zaten dersin içinde de çözeceğiz. Kardeşler ben sizi hikayeme atayım mı? Abi diğer gruplara atmadım ya. Diğer gruplar şimdi bir şey der mi diye düşünüyorum bir yandan da. Çünkü diğer gruplara atmadım hikayeyi. Muhtemelen atınca onlardan cıngan kopacak. Yani inşallah bir şey demezler diye düşünüyorum. Kendi adıma. Eyvallah. Kardeşlerim. Şöyle bir açayım yorumları. Yorumları çekeceğim zaten. Geliyorum. Beni çağırıyor. Kardeşlerim öncelikle şöyle bir açayım bir. Şu an çok heyecanlandım. İlk defa tek uzemden şey yapacağım. Farklı uzemden. Tek uzem diyorum. Farklı uzemden. İlk göz ağrı farklı uzem. Ya kurban olur. O zaman çekiyorum. Hazır mıyız? Başlıyorum bak ona göre. Başladım. Şu an ne yazacağınızı çok merak ediyorum. Bugün farklı uzemin öğrencileriyle pazar günü ilk gruplarıma başladım. Benim için çok güzel bir gündü. İnşallah sizin için de öyledir. İnanılmaz bir grupsunuz. İyi ki varsınız. Hep söylüyorum. Bizler yan yana olamasak da can canayız. İyi ki varsınız. Oha çok iyi oldu. Fişek. Kardeşler seviyorum sizi. Haftaya görüşürüz. Hemen birazdan bak 5 dakika sonra bütün söylediklerimi Telegram grubuna atıyorum. 5 dakika hepsi Telegram grubunda. Seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın güzel insanlar. Allah'a emanet. Bay bay.